Evet, şimdi de Gence'ye gidiyoruz. Karabağ Zaferi'nin Gence'den hem yansıyanlarını alacağız hem tarihi önemini konuşmaya devam edeceğiz. Gence Milletvekili Sayın Nagif Hamzayev Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Hamzayev hoş geldiniz. Birinci yılı bu zaferin kutlu olsun efendim. Merhabalar, hoş gördük. Tüm Türk halkını ve bizi izleyen tüm herkesi selamlıyoruz. Zaferimiz kutlu olsun. Ve inşallah nice bile zafer bayramlarını birlikte kutlayalım. Çok teşekkür ederiz. Bir mukabele hep birlikte tabii ki ama şunu sormak istiyorum. Gence'de nasıl bir hava var şu anda? Tarihi zaferi halk nasıl karşılıyor? Neler yapılacak? Sizden dinleyelim. Sonrasında da tarih önemini konuşalım, olur mu? Tamamdır. Bildiğiniz gibi biz zaferimizin ilk yıl dönümünü bu yıl kutluyoruz. Şükürler olsun, bir yıl bundan önce başladığımız 44 günlük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan ordusu zafer çaldı. Ve bu günlerim Azerbaycan'ın her bir kentinde, her bir şehrinde bayram havası var. Ve Gence şehrinde de sabahtan başlayarak şehitlerimizin anısına ucaldılmış büyük bir anıt açılışı oldu. Orada çok iyi konuşmalar ve etkinlikler oldu. Daha sonra şehit bulağının açılışını yaptık. Daha sonra ise biz şehitlerimizin ruhuna bir ağaç ekme, ağaç dikme aksiyasını hayata geçirmiş olduk. Ve akşama doğru da yine de her saatte farklı etkinlikler var. Akşamda büyük bir konser, daha sonra ise halkla birlikte ateşfaşanlık olacak ve zaferimizi Gence'de böyle kutlamış olacağız. Ve aynı zamanda şehit ailelerinde ziyaretler devam ediyor. Ben de şu an şehit ailelerinin ziyaretinden geliyorum. Yanımız bittikten sonra da yine de ziyaretlerimi devam ettireceğim. Şimdi şehitlerimizi bir kez daha tabii ki saygıyla, rahmetle anıyoruz. Gazilerimizle sağlıklı günler diliyoruz ama şunu da sormak istiyorum. Şehit yakınları dediniz. Vatandaşlarla bir milletvekili olarak sık sık değil mi bir araya geliyorsunuz? Onlarla da konuşuyorsunuz. Azerbaycan halkı ne diyor bu zafer için? Bundan sonraki dönem için ne bekliyor? Azerbaycan'da bugün için bakarsanız ilk yapılması gereken nedir? Açıkçası 30 yıl bundan önce maalesef biz bağımsızlığımızı kazandığımız zaman bizim topraklarımızın bir hissesi Ermenistan ve onların destekleyen devletlerle birlikte işgal olundu. Ve Azerbaycan bağımsızlığını bir yarayla başlattı ve 30 ile yakın bir sürede bu sorunu sülh yoluyla çözemediler. Ve yine de sorunu çözmek bizim üzerimize kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde bizim ordumuz, halkımız, vatandaşlarımız Karabağ'ı geri almamızı istiyordu. Ve böyle de oldu. Bir yıl bundan önce halkın isteğiyle Ali Başkomandan, Cenab-ı Prezident İlham Aliyev savaş başlaması ile ilgili emir verdi. Ve bizim ordumuz en kısa zamanda Ermeni faşistlerini ve teröristlerini bu topraklardan temizledi. Ve bir şey söylemek lazım ki buyurun. 30 yıl bundan önce bizim o çocuklarımız annelerinin, babalarının kucaklarında elbiseleri olmadan o topraklardan köçkün oldular, kaçkın oldular. Ve bir yıl bundan önce ise Karabağ bile görmemiş o çocuklar, o gençler tankların üzerinde silahlarıyla birlikte o toprakları azat etmek için şehit olmak mertebesine ucalmak için o savaşa katıldılar. Ve herkes gönüllü olarak savaşa yazıldı. Hatta inanın ki o dönemde siz de iyi hatırlıyorsunuz. Askere gidemeyen, savaşa gidemeyen bizim insanlarımız kuyruklardaydılar. Ve neden onları savaşa götürmüyorsunuz diye hep böyle bir itirazda bulunuyordular. Çünkü herkes savaşmak istiyordu. Ama şükürler olsun ki bizim ordumuz bu zaferi 44 günde yaptı ve bu günlerin öten bir yıl ardında bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev önderliğinde Karabağ ve Şergi Zengezur topraklarında yeniden kurulma başladı. Çünkü biliyorsunuz maalesef Ermenistan orada taşı taş üstüne koymamış. Yalnız bizim insanlara karşı soykırım yapmadı. O aynı zamanda bizim tarihi, dini abidelerimizi, evlerimizi her bir şeyi yok ettiler. Taşları tek tek söküp sattılar veya başka yere taşıdılar. O yüzden devletimiz bu günleri o topraklarda onarım işlerini yaptırmaktadır. Ve en kısa zamanda inşallah bizim mecburi köşkünlerimiz ve kaçkınlarımız
kendi topraklarına dönecekler. Evet, nasip onu soracaktım. Ne zaman dönecekler? Kadar, ne zaman? Bu yıl sonuna kadar ilk köye bizim vatandaşlarımız, eski göçmenler kendi topraklarına göçebilecekler. 2022 yılından başlayarak da zaman içerisinde en kısa zamanda 2025'e kadar herkes kendi dede baba yurtlarına dönmüş olacak. Çünkü şu an açıkçası orada yaşayabilecek bir ev bile yok. Evet. Yani öyle bir hale salmışlar. Aynı zamanda ikinci bizim en büyük sorunumuz mayınlı araziler. Hı-hı. Maalesef Ermeniler o temizlendi mi? Oradaki sorun tabii Sayın Amca'ya. Hala da bize vermiyorlar. Yani o yüzden de böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Evet. Mayınlı araziler dediniz. Oradaki son durum nedir? Biraz anlatalım mı izleyicilerimize de? Evet, bildiğiniz gibi Ermeniler bu toprakları mayınlamışlar. Biz yalnız Agdam, Zengilan ve Cebrail arazilerinin haritalarını aldık. Ama daha sonra malum oldu ki bize verilmiş haritaların hakikiliği %25. Yani o yüzden de yani bizim işimiz biraz zor. Arazileri mayından temizlemeden orada hansısa bir iş yapmak da tehlikeli. Çünkü öten bir yıl içerisinde 100'e yakın bizim vatandaşımız mayından dolayı şehit oldu veya yaralandı. O yüzden de bizim karşımıza alan en büyük sorun toprakların mayınlı olması. Ama inşallah en kısa zamanda sülh anlaşması olacağını biz inanıyoruz. Ermeniler çünkü artık reallıkları kabul etmeye başladılar. Yalnız sorunun tamamıyla çözülmesi için sülh anlaşması olması lazım. Ve Ermeniler bizim ve Türkiye'nin arazi bütünlüğünü tanıması lazım. O da olduktan sonra bence bu mayınlı arazileri de biz en kısa zamanda temizlemiş olacağız. Ve bugün için şöyle diyebiliriz o zaman, en önemli sorun mayınlı arazilerin temizlenmesi. Evet, en büyük sorunumuz o. Çünkü maalesef Ermeniler oranı mayınlarken üçlü dörtlü böyle pusular kurmuşlar. Yani bir mayını temizliyorsun, altında üç tane farklı mayın var. Yani o kadar böyle yani vahşi bir pusu kurmuşlar bizler için. O yüzden de iş biraz fasilelerle gidiyor. İşin yani hayata geçirilmesi için biraz ihtiyatlı davranmamız lazım. İnşallah en kısa zamanda Azerbaycan devleti bunun da ötesinden gelecek. Bu arazileri tamamıyla mayından temizleyecek ve biz o topraklara en kısa zamanda köçüp kendi dede baba yurtumuzda yaşayacağız. Ne güzel. Şunu da soralım. Şimdi evet, bir zafer, büyük bir zafer, tarihi önemi büyük konuşuyoruz. Ermenistan tutumunu da biliyorduk öncesi ve sonrası. Bu yaşananlar Ermenistan tarafından bugün nasıl okunuyor? Yani bugün yazılı ya da görsel basına neler söyleniyor? Bildiğiniz gibi zafer kazanacağımızı Ermeniler inanmıyordular. Çünkü Ermeni mifi diye bir şey vardı. Onlar tüm dünyanı kendi yalanlarına inandırmışlar. Aynı zamanda da onlar düşünüyordu ki bizim savaşıp da onların savunma hattını geçme gücümüz yetmeyecek. Ama şükürler olsun ki bizim ordumuz ve Cenab-ı Prezident İlham Aliyev Ermenistan mifini, Ermeni mifini tamamıyla yok etti. Ve hep sivillere saldırdılar. En çok sivillere saldırdılar. Sivil bölgelere. Evet evet, ve maalesef 44 günlük savaşta da Ermeniler kendi sıfatlarını ortaya koymuş oldular. Savaş alanında değil, savaştan uzak bizim kentlerimizi, Gence'ni, Berden'i, Terter'i, Adam'ı, Füzule, o toprakları füzelerden ve raketlerden ateşe tuttular ve bizim çoklu sayıda sivilimiz maalesef şehit oldu. Ve savaştan sonra da revanşist fikirlerle yaşayan Ermeni siyasetçileri var ve bugün de onlar olmaktadır. Sayın Hamza'yı sanırım Skype bağlantımızda internetten kaynaklı bir sorun oldu. Gence'deydik efendim. Gence milletvekili Sayın Nagip Hamzayev'le Gence'deki bu kutlamalara son durumu konuşuyorduk. Ermenistan tarafında tabii ki taşkınlıklar yapanlar var, milletvekilleri de var, bu yönde açıklamalar da geliyor diyordu ki Sayın Hamzayev. Buyurun efendim, buradan devam edelim. Ermenistan tarafı diyordunuz, buyurun. Evet, Ermenistan tarafı maalesef bu savaşı sindirmek istemiyordu ve onlar savaşa hazırlaşmak, yeni bir savaş yapmak fikrinde olan bazı siyasetçiler vardı. Eski Ermenistan siyasi rehberleri vardı. Ama gördüğünüz gibi Ermenistan halkı da savaş istemiyor ve o yüzden de artık Ermeniler anlıyorlar ki tek çıkış yolu Azerbaycan'la barış içinde yaşamak, Azerbaycan arazi bütünlüğünü tanımak, Azerbaycan sınırlarını kabul etmek
Aksi takdirde Ermeniler tamamıyla kendi bağımsızlıklarını bile itirebilirler. O yüzden de biz düşünüyoruz ki en kısa zamanda Ermenistan hem Türkiye ile hem de Azerbaycan'la iyi ilişkiler kurmaya başlayacak. Ve bizim zafer, Karabağ zaferi kadar önemli olan Zengezur Koridoru'nun da açılacağını biz düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir gün. Bir kez daha Karabağ zaferimiz kutlu olsun diyelim. İyi ki katıldınız. Zaferimiz kutlu. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben bu arada buyurun. Türk kardeşlerimize ve Türk devletine de derin teşekkürümüzü bildiriyoruz ki 44 günlük savaş başladığı ilk andan gayri şartsız gece gündüz Azerbaycan'a manevi siyasi her destekte zaman bulundular. Ve her bir Türk vatandaşı, dünyanın her bir yerinde yaşayan Türk gece gündüz Azerbaycan kardeşleriyle birlikte oldular. Sağ olun, var olun. Sizlerin de zafer bayramınız kutlu olsun. Çünkü bu bizim zaferimiz. Türk dünyasının zaferi. Peki, takipteyiz. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz.